Tabii şunu söylemek lazım, yani Irak'ta bugün yaşananların en büyük sorunlarından bir tanesi ABD ile birlikte İran'ın kendisi. Özellikle biraz siyasi tarihine baktığımızda son dönemlerde, yakın siyasi tarihte 2010 yılında ki seçimlerde Alavi bloğu içerisinde tüm mezhepleri barındıran Sünni Şii'ye bir blok olarak seçimleri kazanmıştı. Türkiye'de burada o bloğun yanında yer almıştı. Hükümeti Alavi'nin kurması bekleniyordu. Evet. Ve bu Irak için belki de son şanslı, Irak'ın bütünlüğünü koruyabilmek, bir mezhep savaşının önüne geçebilmek için. Ama İran burada kendi çıkarlarını önceledi, Maliki'yi destekledi, diğer Şii unsurları etkileyerek Maliki'nin tekrardan hükümet kurmasına neden oldu. Ardından ABD ordusu çekildikten sonra da ağırlığını iyice artırmaya başladı ve Maliki'nin bu mezhepçi politikalarının bizzat destekçisi haline geldi. Sünnilere yönelik, Arap aşiretlere yönelik ciddi bir baskı ortamı başlandı. Sünni siyasetçiler siyaset dışına itildi, idamla yargılandı, birçok ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Başta Bağdat olmak üzere önemli Sünni kentlerin demografik yapısı bozuldu. Şii milisler ciddi katliamlar yaptılar. İşte bugün IŞİD'i var eden, atmosferi oluşturan Maliki ve onun arkasındaki İran oldu. Son dönemde de özellikle Maliki korumaya yönelik İran çok büyük adımlar attı, desteği oldu. Askeri açıdan unsurlarını soktu, pilotları, dronları, lojistik destekleri, bazı Şii milis örgütleri destekleme açısından. Kasım Süleymani, bu İran'ın operasyonlarını Irak'ta yöneten en önemli isim, o çok aktif bir şekilde bulundu. Ancak burada tabi belli noktada artık Maliki'nin ayakta duramayacağını görünce de pozisyon değiştirdi ve şu anda yeni başbakan olan ismi destekleme kararı aldı. Belki zımmen ABD ve diğer bölge ülkeleriyle de anlaşma içerisinde bu gerçekleşti. Tabi bölgenin en kilit oyuncularından bir tanesi İran, Irak'ta çok etkili ve bu mezhebi savaşın, gerilimin ortadan kalkması için İran'a büyük sorumluluk düşüyor. Pozisyonunu değiştirmesi gerekiyor. Tamamen kendi tahakküm altına alma çabasını bırakıp bölgedeki Sünni unsurlarla, Şii unsurları ve Kürtler arasında bir uzlaşı zemininin, ulusal konsensüsün oluşması için adım atması gerekiyor. Ancak şu ana kadar bu adımları atmış olduğunu söyleyemeyiz ne yazık ki. Operasyonlar devam ediyor. Ancak herhalde işin askeri boyutu bir yere kadar. Siyasi çözüm bulunması da önemli. Acaba IŞİD siyasi zemine taşınabilir mi? Onların bu yönde bir beklentisi, talebi var mı? Şu ana kadar bir talepleri yok. Örgüt askeri gücünü kullanarak alan artırıyor. Ama nihayetinde artık devletleşme noktasına gelen bu örgüt siyasi zeminde de çekilebilir diye düşünüyorum. Görüşmeler yapılabilir. Tabii Bağdat'ın kendi iç siyasi denklemleri şu anda değişiyor. 2014 seçimlerine aslında Maliki yine onun koalisyonu, kanun devleti koalisyonu evet, kazanmıştı. Tabii yine hileli seçimler olduğu düşünülüyordu. Şii unsurlar bile Maliki'nin diktatöryal yapısını eleştirerek bir kısmı seçimlerden geri çekildiler, bir kısmı eleştirilerini yönetmişlerdi. Sünnilerin çoğu boykot etmişlerdi seçimi. Maliki yeniden hükümeti kurmak istiyordu. Bunun için ciddi anlamda çabaladı. Emrindeki askeri gücü, milis güçlerini kullanarak gözdağı vermeye çalıştı. Kürtler önce bir Sünni meclis başkanı uzun bir süreden sonra seçilmiş. Ardından ise Fuat Masum Kürtlerin adayı olarak tekrardan Cumhurbaşkanı oldu. Tabi Irak'ta anayasal olmayan teminlere göre Cumhurbaşkanı Kürtlerden, meclis evet, başkanı Sünnilerden, başbakan asıl icra gücü ise Şiilerden oluşuyor. Bir nevi mezhepçi Lübnan modeli buraya uygulandı ABD tarafından. Fuat Masum Cumhurbaşkanlığına seçilirken Talabani KYB'nin adamlarından bir tanesiydi. Maliki'nin kendisini tekrardan başbakan olarak atayacağına dair söz aldığını söyledi. Ancak Fuat Masum bölgedeki konjonktürel denklemlerin değişmesi, İran'ın artık Maliki'nin arkasından desteğini çekmesiyle bir anda İbadi'yi, yine başka Şii bir isim olan, muhalif Şiilerin adayı olan İbadi'nin başbakan adaylığını ortaya koydu. Maliki buna direnmeye çalıştı. Askeri açıdan muhaliflerini kuşattı falan ama İran ve ABD'nin ağırlığını koyması, evet, onların desteği olmadan bir Şii iç savaşının da eğer Bağdat'ta yaşanması, IŞİD'in tamamen Bağdat'ı kontrol etmesi, ele geçirmesi anlamına geleceğinden geri adım attı ve geri çekildi şu an için. Maliki'nin gitmesi evet, bir umut ama herhalde yetmiyor. Olumlu bir adım ama tabii yerine gelen İbadi'nin profili de çok bu anlamda aslında geçmiş umut vermiyor ama bugünden sonra ne yapacakları çok önemli. Eğer Sünni Arapların ciddi haklı taleplerini yerine getirirse, Kürtlerin haklı taleplerini yerine getirirse, bir ulusal konsensüs oluşması için adım atılırsa bu IŞİD'i kısmen de olsa marjinalize edecek bir adımdır.
Sünni Arapların IŞİD'e verdiği desteğin azalmasına neden olacaktır. Bir şans olabilir. Ama bu gerçekten sağlanabilir mi? İran'ın bu anlamdaki baskısı ve yönlendirilmesi ne olacak? Şii milislerin durumu ne olacak? Bunlar tabii çok ciddi soru işaretleri içeriyor. IŞİD'in siyasi zemine çekilip çekilemeyeceği önemli bir soru işareti. Yakın dönemde bunun çok mümkün olmadığını gözüküyorum. Ama bölgenin bir gerçeği haline gelmiş olan IŞİD'le bir şekilde görüşmelerin yapılması gerekiyor. Artık diyalog kapısının aralanması. Tabii milyonlarca insanı kontrol eden bir yapı var önümüzde. Bunu sadece klasik manada bir terör örgütü olarak değerlendirmek mümkün değil. Artık neredeyse devletleşmiş, belediye hizmetleri dahi veren büyük bir koalisyonun yönetimini yapıyor IŞİD. Ama IŞİD de tabii şu andaki açıklamaları, yaptıklarıyla çok siyasi zemine çekilebilecek bir görüntü çizmiyor. Yani diyaloğa açık olmadıklarını mı anlıyoruz buradan? Şu anda öyle, evet. Tarz olarak çok sert bir şekilde şiddeti araçsallaştırarak, düşmanlarına korku salarak, devlet teamülleriyle hareket etmeyerek bunu bir taktik ve strateji olarak aslında değerlendiriyor. Ama o da kendi içerisindeki koalisyon ağını genişlettikçe, kazanımlar elde ettikçe bunları kaybetmemek için siyaseten de görüşmelere başlayabilir. En azından ittifak ağı içerisindeki Arap unsurlar aracılığıyla Bağdat'la ve diğer bölge ülkeleriyle belki görüşmeler gerçekleştirebilir. Bu da bölgede çatışma ortamının kısmen de olsa azaltılması adına olumlu olacağını düşünüyorum. IŞİD'le mümkün olursa o görüşmeleri kim yapmalı? İçeriden birileri mi, aşiret liderleri olabilir ya da işte yeni kurulacak hükümetin temsilcileri mi, yoksa dışarıdan, uluslararası toplumdan bir heyet mi o görüşmeleri gerçekleştirirse daha etkili olur? Bir defa tabii bir yerde çatışma atmosferse bu çatışmanın taraflarının birbiriyle görüşmesi lazım. Aslında biz IŞİD'le işte Erbil hükümetinin, İKAYB'nin unsurlarının görüşünü biliyorduk zaten. Bağdat'la da belki indirekt şekilde bunlar sürüyor, bu tip diyaloglar. Şimdi çatışan taraflara baktığımızda bir yerde Bağdat, diğer tarafta Erbil ve IŞİD unsurlarını görüyoruz. Bunlar kendi aralarında bir zemin oluşturup bir görüşme ortamı, belki tabi bu yakın gelecekte bahsetmiyoruz. Bunu orta ve uzun vadedeki projeksiyonlardan bahsediyoruz. Bu görüşmeler gerçekleşebilir. Dediğim gibi IŞİD'in içerisinde var olan Arap aşiretleri, aşiretler federasyonları, farklı unsurlar, daha kabul edilebilir gruplar var. Bunlar Bağdat hükümetiyle ve Erbil'le bir çatışmazlık ortamının ilk başta oluşması, ardından siyasi görüşmelerin yapılması çerçevesinde bir süreç başlatılabilir. Tabii öncelikle IŞİD'in yok edilmesi ya da en azından marjinalize edilmesi noktasında çabalar sarf edilecek. Özellikle batılı ülkelerin müdahalesi bu anlamda Erbil ve Bağdat'ın elini güçlendirmiş gözüküyor kısmen de olsa. Burada nasıl bir sonuç alınacak? ABD operasyonları gerçekten IŞİD'in komuta kontrol yapısını çökertebilecek mi? Onları geriletebilecek mi? Bu önemli. Eğer bunlar sağlanamazsa belki görüşme zemininin oluşması daha ihtimal dahilindedir diye düşünüyorum. O zeminin oluşmasında yeni kurulacak kabinede Sünnilerin daha kritik noktalarda görevlendirilmesi, onlara daha önemli bakanlıklar verilmesi etkili olabilir mi sizce? Tabii bu çok önemli. Burada az önce ifade ettiğim Şii unsurlarla Sünni Arapların ve Kürtler arasındaki bu yeni hükümet pazarlıkları, yeni kabinenin nasıl oluşacağı, yeni bütçenin nasıl dizayn edileceği, yeni genelkurmay ve ordunun ve istihbaratın nasıl oluşturulacağı, Sünni ve Kürt unsurları ne kadar içinde barındıracağı çok önemli. Tabii şöyle bir handikap da var. Şu anda Sünni siyasetçiler birçoğu dışlandı, ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Bunlara bir siyasi af yasasıyla tekrardan onların ülkeye dönmesi sağlanması gerekiyor. Bu çok önemli. Sünnilerin siyaseten temsili IŞİD gibi bir yapılanmayı marjinalize edecekler mümkün mertebe. Buna yönelik çalışmaların yapılması gerekiyor.